Akıncı Tavruzi İHA. Türkiye'nin silahlı ve silahsız İHA filosunu güçlendirmek için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bunların arasında en göze çarpan yüksek irtifa, uzun havada kalış sınıfı Akıncı Tavruzi insansız hava aracı projesi. Akıncı İHA projesi kapsamında 5 ton ağırlığında 900 kilogram faydalı yük, 450 kilogram dahili faydalı yük taşıyabilecek bir İHA hayata geçiriliyor. Tamamen yerli imkanlarla üretilecek olan Akıncı, daha etkili füze ve akıllı bombaları üzerinde taşıyabilecek. Birçok yeni teknolojiyi üzerinde barındıracak olan taarruzi İHA Akıncı'nın 2019'un ilk çeyreğinde gökyüzüyle buluşması hedefleniyor. 40.000 feet irtifaya kadar çıkabilen taarruzi Akıncı sistemi 24 saat havada kalabiliyor ve faydalı yük taşıma kapasitesi 1350 kilograma kadar ulaşıyor. Bu özellikleriyle savaş uçaklarımızın yaptığı bir kısım görevleri icra edebiliyor. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapabilecek. Akıncı'nın taşıdığı elektronik sistemler milli olarak geliştirilen ve geliştirilecek sistemler olacak. Akıncı, bu sistemleri bir arada taşıyabilen, havadan taarruz gücünde sahip ve hızlı şekilde hedef ve angaje olabilen bir sistem. Adeta savaş uçaklarımızın yükünü azaltacak, onların görevlerini, havadan bombardımanı da icra edebilecek. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatabileceğimiz Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecek. Akıncı, kendi sınıfında 3 sene içinde dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelecek. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı, savunma sanayisinde elektronik sistemler, radarlar, akıllı mühimmatlar, türbin motorları gibi bir dizi alanda faaliyet gösteren yerli şirketlerin en ileri ürün ve kabiliyetlerini bünyesinde barındıracak. Platform, 4,5 ton kalkış ağırlığına, 20 metre kadar kanat açıklığına sahip olacak çift türbin motorlu tahrikle görev yapacak Akıncı, 900 kilogram harici 450 kilogram dahili faydalı yük taşıyabilecek. Platform, milli uydular üzerinden kontrol edilebilecek. Akıncı'da milli görüş hattı ve uydu haberleşme sistemi, milli elektronik destek podu, milli ASA yani çok amaçlı hava radarı, sentetik açıklıklı radar, meteoroloji radarı gibi donanımlar olacak. Akıncı, başta yerli mühimmatlar olmak üzere çeşitli mühimmat konfigürasyonlarıyla görev yapabilecek. Akıncı, MAML, MAMC, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti, KGK, MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabilecek. Öngörülen mühimmat konfigürasyonları kapsamında Akıncı aynı anda 2 adet KGK MK-82, 2 adet TBER-82, 2 adet MAML taşıyabilecek. Görev gereklerine göre 2 adet KGK MK-82, 2 adet TBER-81, 8 adet MAMC ile donatılabilecek Akıncı, ayrıca başka bir konfigürasyonda aynı anda 2'şer adet TBER-81, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ilk milli hava füzelerinden Gökdoğan'la görev yapabilecek. Çift tribün motorlu Akıncı İHA projesinde hedef 2019'un ilk çeyreğinde ilk uçuşunu gerçekleştirebilmek. 2019 boyunca çok yoğun şekilde uçuş ve yer testleri yapması planlanıyor. 2020 içinde testlerin tamamlanarak sistemin ülkemizin hizmetine sunulması hedefleniyor.